Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve İğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu şekilde bu iğne yası modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. İğne yasının e, türbenti çok güzel arkadaşlar, rengi çok tatlı olmuş. Bu iğnesimi modelini ben de sizler için tığa çevirdim. Ben de bu şekilde aynı modeli sizler için tığa çevirdim. Şöyle çok güzel birebir aynısını yapmaya çalıştım. Eğer iğnesimi modelini arkadaşlar izlerseniz orada e, bu şekilde şöyle aşağı inip iki, iki ayrı yapılmış. Aşağı indiğim takdirde kalın olacağı için bu ara zincir halkasını bu şekilde tasarladım ve Görüyorsunuz bir tane kalp, bir tane de yaprak çiçeğimiz için bu şekilde yuvalar hazırladık. Modelimiz bu. Şöyle değişik, çok güzel, hoşuma gitti arkadaşlar. Siz de görmüşsünüzdür belki Instagram'da. Ben çok bayıldım. Siz de bayılın diye <laughs> bu şekilde hazırladım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bakın. İlk başlarken de aynen bu şekilde tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Burada da aynen tığ battımızın içine şimdi sık iğne ile sabitledik. İlk başlar gibi yapıyoruz. Şöyle tığımın başını iki defa doluyorum. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine girip şöyle bir iki 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 alarak bakın şöyle arasında bir tane yuva boşluk bıraktım. Bir trabzan yuva yaparak başlıyorum şimdi 1 2 zincir bir defa doladım bu yaptım yuvanın içine girip 2 2 alarak buraya bir iki tane trabzan oluşturdum yaprak yapımına bu şekilde başlıyorum yine bir defatığımı doladım şöyle 1 şöyle 2 şöyle 2 yaparak 3. trabzanımı buraya yaptım 2 defa doluyorum aynı yuvanın içine girip 2. 2 2 evet. bu şekilde 4 tane trabzanından oluşan bir yaprağımız var arkadaşlar son olarak yine iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 1 2 2 2 alarak bu şekilde 5. trabzanı yaptım 5. trabzanın üzerine şöyle 4 tane zincir çekerek bir tane tomurcuk oluşturuyorum hemen sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum Geriye kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle son trabzanımızı sık iğne ile dolduralım. 4 5 6 ve 7 8. de yine bu ana yuvaya girip yaprak kısmını bu şekilde bitiriyorum. Bakın. Evet yaprağımız hazır. Şimdi bu ara dalımızın yapımına geçelim. Şöyle bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İlk olduğu için üç zincir. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasına giriyorum. İki ve iki. Şimdi dört zincir. Bir defa doladım. Bakın yaptığım bu trabzanımın arasına girip şöyle iki, iki alarak buraya bir trabzan yaptım. Evet zincir halkası oluşturuyoruz arkadaşlar bu şekilde. 3 4 zincir bir defa doladım. Bu şekilde 4 tane yapıyoruz. Bu üçüncü oldu. Bir tane daha yapıp dörde tamamlayalım. 4 zincir bir defa doladım. Hemen trabzanı aralayıp şöyle 2 şöyle 2. Bakın. 4 tane oldu ya arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane zincirimi çekip bir tane yuva yapacağım. Şöyle çevirdim ters tarafına. Ters tarafından bu şekilde yuva yapınca daha güzel duruyor arkadaşlar. Bu yaptığımız kalp ve yaprağın için yuva yapacağız. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle düz yüzüne tekrar döndüm. Bakın. Bu yaptığımız minik 3 zincirli yuvanın tam ortasına girip buraya bir tane 6 zincirde yuva oluşturuyorum. Tekrar 6 zincir bu yaprak için altı zincir. Bu da kalpli çiçeğimiz için. Evet, iki tane bu şekilde yaptık. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu, bakın burada dört tane var ya. Bu sağ tarafına da dört tane yuva yaparak başlayacağım. Üç ve dört zincir. Bir defa doluyorum. Bakın bu üç zincirli değil. Bu dördüncü trabzanın hani 3 zinciri kapattığımız noktanın içine girip 2 2 alarak buraya bir tane zincir halkası oluşturdum. Evet anlaşıldı değil mi arkadaşlar? dördüncü zincir halkasının içine yine 4 zincirden bir tane oluşturdum. Burada yaptığımız 4 taneyi bir de sağ tarafa yapacağız. Eşit bir dal uzunluğunu bu şekilde sağlayacağız. Bir defa doladım. Hemen şöyle 2 yavaş da yapıyorum ki daha iyi anlaşılsın. 4 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2. Tekrar 4 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2. Evet arkadaşlar. Bakın 4 tane de bu tarafı oldu. Şunu 3 zincirden yapabiliriz aslında ilk başta olduğu gibi. Çünkü büyük düşüyor ilk başlarken bazı zincir halkalar arkadaşlar. Bu şekilde şimdi sökmeyeceğim. onu hatırlatayım. Ben 3 çekmiştim. Burada kafam 4'e girince 4 olarak devam etti. Bakın. Sağda 4 tane 1 2 3 4. Sol solda sağda ikisi de eşit şekilde 4'er zincir halkası yaptık bu şekilde. Şimdi bunu sık iğne ile 5. yuvama sabitleyeceğim. Şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Herhalde 5'ti sanırım arkadaşlar. Bu modeli akşam çıkarmıştım. Ee, arada 5 tane 6.'ya yapmışız. 1 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 değil. Bir sonraki 6'ya yapmışız. Şöyle 5 tane arada bırakalım. 1 2 3 4 5 6. 6. ya çünkü arkadaşlar esneme payı da olduğu için bu şekilde şimdi o düzelecek bakın. Evet 6. ortada 5 tane 6. tığ battıya kapattım. Şimdi ilk başlarken başladığım gibi tekrar bir tane daha yapalım arkadaşlar iyice kavilesin. 2 defa tığımızın başına doluyoruz. bir tane ortada bırakıp hemen ikinci tığ battının içine şöyle bol bol alalım. 2 2 2 alarak bakın şu ortadaki boşluk rahat gözüksün. Tırabzanımız gerdirmesin. 2 tane zincir çekerek yaprağımın yapımına başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 1 2 2 dördüncü trabzan için iki defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 2 sonuncu trabzan için yine iki defa doluyorum şöyle 1 2 2 2 alarak ve bol bol aldım daha iyi uzundursun arkadaşlar bakın boy sırasına göre yaprağımız şekillendi 4 zincirimi çektim son yaptığım trabzanı aralayıp sık iğne ile bu şekilde tomurcuk yaptım geriye kalan kısmı 7 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 ve 7 7. ve sonuncu sık iğnemi yaptım hemen 8. yine bu ana yuvada yaparak yaprak işlemini bitirdim. 1, 2, 3 zincir. Evet. Yaprağımızın şekli de bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şöyle orta boy bir yaprak. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 alarak bakın buraya yine bir trabzan yaptım. 4 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yine zincir halkası yapıyoruz. 4 tane bu şekilde zincir halkası yapacağız. Evet, ikinciyi yaptık. 4 zincir. Bir defa doluyorum. Ve 2 iki, iki alarak kapattım. Tekrar 4 zincir. Bir defa doluyorum. Sonuncunun içine girip iki alarak bu şekilde bakın halkamız oluştu arkadaşlar. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafından buraya minik bir yuva yapıyorum bakın son yaptığım trabzanı ters çevirdim içine 3 zincirli yuva yaptım 6 tane zincir hemen düz tarafına çeviriyorum bu üç zincirli yuvanın içine girip ilk yuvamızı yaprak için olan yuvayı kapatıyorum yine 6 zincir 2 3 4 5 6 3 zincirli yuvanın içine girip buraya sık iğne ile sabitle. Bakın iki tane buraya kulak yuva yaptık. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. İlkleri üç çekmeye çalışıyorum. Büyük oluyor arkadaşlar. Dört ikincilere göre. Evet bu tarafta yaptığımız dört tane yuvanın içine şey bu tarz sağ tarafı da yapacağız. Dördüncü yuvanın içine iki iki alarak ilk yuvamı yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir defa doluyorum. Bu ilk yaptığım yuvamın içine girip şöyle iki, iki alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir bir defa doluyorum 2 2 alarak zincir halkamı oluşturdum tığımı da değiştirdim çok güzel yapıyordu şöyle 4 zincir bir defa doluyorum sonuncu dördüncü zincir halkamı bu şekilde yaptım arkadaşlar yine 5 tane buraya sayalım 1 2 3 4 5 bu altıncı tığ battığımızın içine girip sık iğne ile yaptığımız yuvayı sabitleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bu zincir aslında öylesine ben sökülmesin diye çektim. Trabzan yapıp şöyle yuvayı yapacağız aslında. İki tane yeterli olduğunu düşünüyorum halkaların. Şöyle anlaşıldır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Anlamayan videonun tekrar başında bir kere daha şöyle izleyip yapabilir. Evet. Tüm bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Böyle beyaz olduğu için beyaz seçtim. Bunu yeşilde tabi yapabilirsiniz zevkinize göre. Evet, şimdi kalp ve bu minik yaprağın nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle ikinci, bunu bırakıyoruz. Bu ikincinin içine girip sık iğne ile bu şekilde ipimizi buraya sabitliyoruz. 4 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı ipimi çok güzel esnettim arkadaşlar ipinizi güzel bir şekilde esnetin ki incecik şöyle güzel ve işiniz olsun sıkı sıkı 4 zincirimi çekiyorum kapattım 1 2 3 4 zincir Evet arkadaşlar şimdi buraya 4 zincirden 3 tane kirpiği yaptık ya. Dibine hemen bir sık iğne yapalım arkadaşlar. Yoksa ik, e, ikinci yuvadan bu yuva daha küçük duruyor. Yok. Püh noktası bu. E, yaptım denedim. En güzel bu şekli buldum sizler için. Dibine bir sık iğne. Unutmayın. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu sık iğne sağlıyor. şöyle Yapışık durmamasını sağlıyor ortadaki kirpiğimin içinden girip sık iğne ile buraya sabitledim yine arkadaşlar 8 zincir 6 7 ve 8 bakın buradan hemen ilk sık iğne ile kapattığımız nokta var ya ipimiz sahip dibinden kirpiğin dibinden giriyorum şöyle ipimi de araya alıp sık iğne ile sabitliyorum 1 2 tane zincir çektim şöyle düz tarafına döndüm ipimizi kurtaralım. Hemen bu yuvanın içine girip şöyle kapattım. Sahte sık iğne ile kapattım. Buraya ikişer zincirle arkadaşlar 7 tane yuva yapacağız. 2 zincir yuvaya giriyorum. Bu 3. 2 zincir yuvaya giriyorum. Şöyle 4. Tırnağımızla hafif aşağıya çekelim oturtturalım. Evet bir zinciri dibinde var. Bir tane de biz çekiyoruz. 5 6 7 8 zincirimizi şöyle bismillah bu şekilde aldığı kadarıyla 8 de aldırabilirseniz 8 de olur yani 7 aldırmak e, gerektiği öbürlerini 7 yaptım şöyle bir tane daha yapalım arkadaşlar 8. de sığdı bakın Evet bu şekilde sıradaki yuvaya girip sık iğne ile sabitledim aynı şekilde iki zincir çekerek buraya da öbür taraftaki eşit olsun diye 8 tane yapıyoruz Şöyle 2 3 bir ilmek alıp tığındakinden geçiyorum. 4 Dışarıda bir kar var arkadaşlar. Bir güneş var. Yani şöyle inşallah parlak da bir çekim oluyordur. İkisinin beyazlığı da vuruyor. Evin içerisine güney cephe olunca biraz batmakta görmekte zorlanabiliriz Evet kaç tane oldu arkadaşlar 4 5 6 7 bir tane daha yapalım dediğim gibi karşıyla eşit olsun 8 olarak şöyle bir zincirimi çektim son bu beyaz yuvaya da giriyorum bakın arkadaşlar çünkü daha meyilli ve güzel duruyor dibine bir zincirimizi çektik ipimizi de koparalım Evet kalbimiz bakın bu şekilde hazır. Şimdi ipleri temizleyeyim yeşil yuvayı yapalım. Evet arkadaşlar şimdi kenardaki bu e, beyaz altı zincirli yuvanın içine girip yaprak yapacağız. Yeşilimi rengi çok güzel arkadaşlar. Kırmızıyla uyum sağladığını düşünüyorum. Yaparsanız siz de bu yeşil renginden varsa bakın çok hoş oluyor. İki zincir çekiyorum. Hemen sık iğnenin üzerine iki zincir çektim. Bir tane yuva hazırladım. Yine iki zincir çekiyorum. Bu beyaz yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. Bir, iki zincir. Şöyle beyaz yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. Buraya 3 tane ikişer zincirli bakın yuva hazırladık. Bir zincirle dönüyoruz. Bu en son yaptığımız ilk yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledik. Burada bir kesim işlemi yaptık arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Şöyle sabitledim. Bir, iki zincir yuvaya girip sabitledim. Bir zincirimi çektim döndüm arkadaşlar iki tane yuvam var üçten ikiye düştü hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum iki zincirimi çekip bu yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum Evet 3 iki 2 oldu ikiydi bir oldu arkadaşlar yine bir zincir çekerek bu tek kalan yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum bakın buraya minik bir yaprak oluşturduk hemen Koparıp yakıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle ters tarafında bitiyor, düz tarafına çevirip hemen yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş, çok da güzel oldu şöyle. Bunu bir şöyle arka tarafından da ütülerseniz arkadaşlar, bu ipleri sıcak ıı, ütü yiyince bayağı bir inceliyor biliyorsunuz böyle. Daha bir tırltırlın oluyor. Şöyle. Çok hoş oldu arkadaşlar. Yani ütüye de giden bir model. Bakın öyle kırışık vuruşuk olacak bir hali yok gibi. Bu şekilde. Siz de emeklerim için, videolarımın devamı için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.